Açtık sarı. Şakala. Selamun aleyküm. Hey kardeş, nasılsın? Nasılsın? Merhaba diyor, nasılsınız diyor. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhaba diyor. Merhaba, nasılsınız diyor. İyi selam diyor. Nerede çok şükür. Size hediye getirmiş. Hediye getirmiş size. Çok teşekkür, sağ olun. Geçmiş olsun hocam. Allah'ım sağ ol. Zeynep'in ölçtün ya. Sen orada yatağın üstüne bak şimdi. Yok. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Ben de Gazi dedenin kızıyım. Ya böyle maşallah. Allah şifalık olsun. Çorum'dan gelmiş, bayramınızı kutluyor. Sağ olun. Size de. Nasılsın, nasılsın? Üzüldüm, elhamdülillah. Allah şifalık olsun, Allah. Abi. Siz nasılsınız desene. He? İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız desene. Sen nasılsın desene. Anne. Sen nasılsın desene. Sen de sorsana ona. Nasılsın, iyi misin desene. İyi misin bakalım sen. O da sana soruyor, iyi misin diye. İyiyim diye. İyiyim, hamdolsun ben iyiyim. Biliyorsun, gezi yok bakalım. Konya'da arkadaşı da ziyaret ettim, Konya'da. Şimdi sen kalbinde bir kadayın kardeşim. Nerede savaştın? Nerede? Harba girdin mi? Sen girdiklerini anlat sen. He? Sen yaptıklarını anlat. Nerelerde savaştınız diyor. He? Nerelerde savaştınız? Tamam. Ben çok çok savaşa girdim. Ben üç kere girdim savaşa, üç savaşa kere girdim. Şimdi üç kere. Bir defa bizi gönüllü yazdılar. Başımıza da bir Kürt yüzbaşı var. Bu kumandan da çok dehşet geldi. Siz nişanlıcı mesela deyip. O da bize dedi ki, çocuklar dedi, bir askeri de 10 tane gavru öldürmeden ölürse dedi, ben o askeri saymam dedi. O kadar nüfusun. Yani kendisi böyle mecliye atar, trak kadar vururdu böyle mesela. Sen ne yasak yaptın mesela? Sonra amirden taburda bir şey de bulundur mesela. Haliyem yok ki. Siz nerede askerlik yaptın diye, nerede değil? Hangi kıtadaydınız? Sana soruyor ya. Hangi kıtadaydınız diye. Ne hangi kıtadaydınız diye düşünün. Böyle bir şey, çetem üstünde gelsin. Arda vardı, daha girdi. Orada bizi kötü ettiler. Önce Ağrı'da savaştım diyor. Nerede? Ağrı'da. Ağrı. Ağrı? Evet. Ağrı'da. Başka nerede savaştın? Onlar da anlat arkadaşıma. Arkadaş boyunca basacaklasın dediler. Çekildim biz. Oraya sert mevzuya girdik. Geldiler. Top bastılar. Orada hazır dedim, kafasını öylece kırdım. Anladın mı? Yavrum, sonra Allah'a şükürler olsun. Seni buraya bir anda sizi görmeye geldim. Sizi de gördük elhamdülillah. Allah vücut sağlığı versin. Arkadaş, ne yapalım? Bizim talih de böyleymiş. Sabah beri kontum düzde. Size bak şarkı söylüyor. Menetayım, sen de söylemeyin. Şarkı söylüyor size. Size şarkı söylüyor. Kaynatırım size, size. Bizim karnımız zaman ben, arkadaşlar böyle gitsin. Atatürk'ün kendisini gördün mü sen? Anlamıyor ki bu kaçta. Sen sordunuz. Çünkü
bizlerde İngilizlerde esiriz mesela ki. Esiriz ama mesela ki benim kurşun elimden burada bize bu yana geçti mesela ki ben işe gitmiyorum. Arkadaşlar işe gidiyorlar filan mesela. Canımız sıkılıyor tabii. Şey, kendi kendimiz ki yani biriniz bize bir şeyler söyleyin de bize eğlendirin filan filan diyoruz biz. Sonra birisi başladı mesela. Esaretten bahsedelim, derdimizi söyleyelim. Tel örgüsü arasında pek kısa söyleyelim. Yoklamadan vazgeçseler, şu şalgamı vermeseler, bir haftanın içerisinde bak ne olur enseler. Güllaş mısın bey soran, yok mu adedini soran, on kişilik bir çadıra, üç saplı bir tek soğan. Yarım kabağı unutma, eti tenekelere atma. Yarım ekmeği bir günün içinde lübbedene meyulla. Sağ ol. Anladın. Atatürk'ü gördün mü hiç diye, Atatürk'ü diye. Görmem mi Atatürk vekil etti? Yerime bakacağım, vekilim misin lan dedi. Dört tane fotoğrafı vardı, takılı. Atatürk'ü görmüş, yerime sizi vekil bırakıyorum demiş. Fotoğrafları da var bende diyor. Şimdi hepsi bunlar mesele değil de, Kurtuluş Savaşı'nda düşmana hücum edeceğiz. Ama acaba düşmanın kuvveti sağdan mı çok, soldan mı çok? Bunu bilemiyoruz. Yanımda Atatürk'le İsmet Paşa var. Sonra asker yok, asker olarak ben bir ben varım. Öteki arkada yanımda 10-11 kişi var ama hep çoluk çocuk, daha ne tarım görmüş, ne terbiye görmüş, ne silah kullanmış. Yalnız kalabalık mesela. Onların da benim yanımda kalabalık olmaların sebebi benden makine tüfek var. Yani ben ölürsem makine tüfeği şu arkadaş alacak, o ölçü şu alacak. Onun için yani silahı almak için benim yanımdalar mesela. Neyse, o vakit mesela çok uzun gidecek mesela. O yapmaya lüzum yok mesela. Yanına otur. Arkadaşın yanına otur. Siz de şey otur, anlatmaya iyi olur bari. Şimdi gördüm yüzünü. Böyle miydim? Abi. Direkt o taraftan aldık gelmiş biraz. Arkadaşlar kuram yok, öyle savaş ediyorsun. Elhamdülillah gösterdi Cenab-ı Allah. Allah rast etti, konuştuk şükürler olsun. Helal olsun bize yani. Akmasın birbirimize, ihlal edelim, ne diyelim? Bismillahirrahmanirrahim. Çay içerken siz mi yardımcı olacaksınız? İçer mi kendisi? Kendisi içer. Hükümet bakmıyor musun o hükümet? Şöyle tepsiye nereye vereceğim? Yok. Ne yapıyorsam getiriyor mu? Şu böyle şey. Ben sayıp topluyorum, o yüzden zarf geliyor.
Ev yapıyorlardı, ev yaptırmadığımızı yapacaklarım şerlerine gibi. Ben de yaptırdım çocuklara. Kaçlısın diye, kaçlısın. 1317 dedi. Kaçlısın diye soruyu. Evet. Tevellüt kaç diye, tevellüt. 16, 16 tevellüt. 1316'ymış. He? 1316 diyor. 1316. Oy. Ben 14. Ben 14. Sen. Ben 16 değil, ben 16. Gidelim mi o zaman yavaş yavaş? Gitme ya öyle var. Daha belki de var önce o. Hadi kalkalım o zaman. Kalkıyorlar. Kalkıyorlar. Gel. Buyurun oturun, niye acele ediyorsun? Tabii, daha da yaşayacağım. Tamam. Sen otur. Bir de bir tek helal et. Benden helal olsun. Tamam, hasta. Tam işte bir şey oldu. Ey, Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hadi biraz geçirelim. Yenge, Allah rahatlık versin. Çok sağ ol, çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Ya oğlum, kusura bakmayın. Dede sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Asker arkadaşlarını gördün mü? Hadi, gazileri gördüm, gazileri. Gazilere helallaştın mı? Gazilere helallaştın mı? İyi, iyi. Beni beraber sarılıyor. Çok iyi, çok. Çok özledik yahu seni 2-3 günde. Göresiniz geldi yahu sana. İlahi baba, ilahi. Çok iyi.